Herkese iyi arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere atama operatörlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. En temel atama oper operatörü arkadaşlar eşittirdir. Diğer atama operatörleri ise atama işlemi ile birlikte aritmatik veya bit düzeyinde işlem yapar. Örneğin art eşittir operatörü mevcut değere belirli bir değeri ekler ve sonucu Aynı değişkeni atar arkadaşlar. Hemen şurada örnekleri de yapalım. Burada integer ve string olarak atama operatörlerinin örneklerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir tane integer değişken oluşturduk, değerini 10 verdik. Artı eşittir sol tarafına e, direkt eşittir dersek arkadaşlar, şöyle örnek vereyim. Bunu direkt breakpoint koyarak canlı, canlı görebileceğiz. Şunu verirsek şöyle başlatalım. 10 değil de 15 diyelim. Yani şu an normalde değişkenimiz kaç? 10 değil mi arkadaşlar? Eğer direkt 15 dersek arkadaşlar burada değişkenimiz bizim şöyle de sabit dedim şunu. 15 olur. Direkt mi atadı? Fakat sol tarafına artı koyduğumuzda devam edelim gördüğümüz gibi toplayarak yani 20 oldu. 15'ti 5'te 20. Eğer eksi koyarsak ilgili sağ taraftaki ni eksilterek getirir arkadaşlar. Yani 17 eksi 3 e, artı 3 20. Eksiltir. Çarpı yaparsınız eğer mesela 17 çarpı 2 yapar. Yani 34. Bölü derseniz yani sol tarafta bölü koyarsanız 34 bölü 4 yapar yani 8'dir. Sol tarafa koyduğumuz artı, eksi, çarpı, bölü işlemlerini ilgili matematiksel işlemleri yaparak sol tarafa aktarır arkadaşlar. Sonra ise bir de arkadaşlar string olarak tanımlayalım. Misal ee, at diyelim eşittir. Birleştirme ile nasıl sol tarafa aktarabileceğiz? Onu bak bakacağız arkadaşlar. Bir de adımız bu olsun. Soyadımız ise bu olsun arkadaşlar. <laughs> Evokir bastımı. Ben ne yapıyorum? String at alttan tire soyad veriyorum arkadaşlar. Eşittir diyorum. Burada at artı diyorum ve soyadı veriyorum. Burada ne yaptı bize? At ve soyadı verdi. Gördüğümüz gibi at, soyat. Burada ise verdiğimiz stringlerdeki ilgili stringi birleştirdi ve at soyadı verdi. Yaptığı olay bu. Burada eğer boşluk verirseniz boşluklu at soyad olarak da alabilirsiniz. Göreceğimiz üzere. Atama operatörleri de bu kadardı arkadaşlar. Hem matematiksel işlem işlemleri hem de string işlemlerinde ilgili atamaları yapabiliyoruz. Bu eğitim videomuzda bu kadardı. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.